Selamun aleyküm arkadaşlar. Bizim ağanın motoru PCX 125, yeni PCX 2018, son mamul böyle. Herhalde 2 ay oldu herhalde alalı. İlk aldığımda, bayan aldığında ben almıştım, getirmiştim, kullanmıştım ilk aldığımda, ilk deneyimleri falan. Video çekelim dedik, aradan 2 ay rahat geçti, çekemedik, araya şey falan girdi, Ramazan girdi, oruç girdi, çarşıyor. Ondan sonra gidelim dedik. Bazı hoşumuza gitmeyen, hatta nefret ettiğimiz motorda şeyler var. Ama gene eksi PCX'e göre çok güzel şeyler var. Bayağı güzel. Tasarım masarım on numara olmuş. Konfor daha da artmış. Bizim ana da işte biraz koltuk kalıbı, herkes böyle sağlam bir bagaj mağaj yaptı. Güzel oldu. Ondan sonra motordan başlayalım. Öncelikle bütün motorun farları LED, yani bütün aydınlatma sistemleri LED. Çok güzel yeni bir LED sistemi geçmişler. Önceki 150 LED'di şeyi, farı. Burada LED yapmışlar ama öncekine göre biraz daha farklı. Burayı biraz farklılaştırmışlar. Böyle bir kuşak gelmiş, sinyalleri yukarı kuşağı almışlar. Daha güzel olmuş. Bu ABS'li modeli, bunun ABS'li modeli çıkacağı söyleniyor. Çıkarsa ona da bakacağız. Daha motor herhalde, harbiden motorun kremesi hiç bakmam lan. Gerçi sonra abi bilmediği için bilmiyorum. Motorun sahibi sonra alıcı, bizim patron. Güzel makine. Önceden onda PCX 150 vardı. Bayağı bir kullandı herhalde, 10.000 küsur kullandı onu, ben o motoru da çok kullanmıştım ben. Ondan sonra motor işte durum olmadı, saptı. Yeni PCX geri gelmez hemen yazıldıydı, hatta PCX gelmeden önce bir sene öncesi yazıldıydı. İlk geldiğinde telefon var işte 20 kadar geldi. Vardığımızda başka bir arkadaş da alacaktı. PCX hani bir hepsi şeydeler, saplı. PCX yoktu ilk gelen parti. Onda herhalde diğer ikinci gelen partide bir şeyler yapacak gibi, biraz eleştirikler yapacak gibi. Bu ilk önden bir sürdü mamülü. Şöyle yana falan geçelim. Eski PCX'e biraz tasarım andırıyor ama kontak olayı çok değişmiş. Kontak bizi biraz kanser etti, delirtti böyle, çıldırttı. Alıştım alıncaya kadar başınızdan 1001 böyle çeşit badire alabilirsiniz. Başınıza 1001 çeşit iş gelebilir. Kontak yüzünden başınıza bela olabilir. Alıştıktan sonra çok da umurunuzda olmaz ama alışınca kadar bayağı alışması adamı mahvediyor. İşte Eurodep muhabbeti çarptık. Bagaj sonra güzel bagaj aldı. Bagaj çok güzel, konforlu. Arka işte fren lambaları, sinyaller falan bayağı güzel oldu. Yeni amortisör biraz daha güzel. Amortisör da falan daha eskiye göre biraz daha güzel olmuş. İşte sonra bir koltukları fıdattı. Şimdi motorun güzelliğini söyledik. 130 kilo gibi bir ağırlığa düşmüştü az önceki, biraz daha ağırdı. Bir de yani 125-152 de var. 150 belki bir tık daha ağır olabilir de. Bu 125 ama gene 150 gibi gidiyor. En nefret ettiğim şey PCX150'de şöyle bir durum vardı. 110'a gelince küt kesiyordu. Böyle basıyorsun, dokuyorsun 110'da. Ne oluyor amına koyayım diyorsun. Öyle durumlar oluyordu. Hatta iki işleyseniz atıyorum basıyorsun böyle. Bindin. Dokandın. 110'a gelip küt kesiyordu arkadan. Ne oldu ortak diyordu arkadan. Motorum bozuldu diyordu. Yok diyorum, bunlar böyle diyordum böyle. Anladın mı? Böyle gitme 110'dan sonra kapatıyor diyordum. Kontak kapatıyor. 110'da böyle, 110'a giderken de böyle. Böyle oluyordu 110'da giderken. Bunda öyle bir şey olmuyor. Herhalde ben kaç? 114'e 14'e kadar bastım. 110'u önceki yani PCX 150'yi sınırlamışlardı 110'da. Bunun sınırını biraz daha ya yukarı kaldırmışlar. Çok hani motor biraz rolajda. Biz aşırı yüklenmedik. Bir eniş aşağı bu. Üst geçtiğinden aşağı basarken öyle bir kendiliğinden, yani doğru düzgün yüklenmeden bir 114'e çıktı. Belki 120-125 yapar, çok bilmiyorum. Böyle amşam, yani basma şey olmadığı için rodajda yüklenmedik. Bir 114 yazısını gördüm sadece, 110'da kilitlenmiyor, kalmıyor. Ha 110'da kilitlenmez, belki 120'de kilitlenir. 110'da kilitlenmesinden iyidir. 110'da biraz komik oluyordu yani. Güzel, öyle durumları var. Ondan sonra Sonra abinin, motorun sahibinin ve benim de gıcık ettiğim, bir de önceki PCX güzel de gıcık ettiğimiz. Abi motor gelmiş boş veriyorlar ya. Ya şunun şeylerini bir takını da verin. Doğru mu? Ama ne koyayım, motor gelmiş. Şuranın paspası yok. Bunlar kapkar oluyor, ayağına biniyorsun. Bir de bu materyalleri değiştiremiyorlar mı? Onların buna hani bir şey yengelerken başka bir malzemeyi de çok kötü hale çeviriyorlar bu Honda'da. Bu zaten önceki motorlarda Honda'da bir ayar, bu sinyal kolunu bir ayar ettilerdi. Hatta bunu bizim Barkın abi de söylemişti. Rahmetli Barkın abi. Altın elbiseli adam. Bu sinyal kolları ayrı diyordu adama. Neyse onu geçtik. Bunlara bir çözüm lazım. Bunu koyun ya. Bu amına koyduğum kaç para? Buna bir paspasını koyun. Adam bunu dışarıdan mı alacak? Bunu mecbur alacak. Bunu mecbur. Yani şu tam paspası geçtik. Şu siyah. Bunlar olmuyor. Buna başka bir malzeme yapılabilmesi lazım. Doğru mu? Özellikle şunlar. Bunlara illa kayak geliyor.
Ayaklıklar, ayağın değiyor yani. Buraya ayağını atarken amına buna değiyor. Buraya onlara değiyor. Bunlar toz oluyor. Ya çocuğunu bindiriyorsun yani. Biliyorsun bir şeyler oluyor. Bunlar toz oluyor. Bizim aa buraya Honda'nın PSX'in şeyini yapıştırdı da genelde pek iç açıcı değil. Ondan sonra bu göğüsler falan bu zamanla önceki PSX üzerinde olduydu. Bunlar böyle simsiyah attı. Sonradan şey oldu bunlar. Ne onun adı? Ağarmaya başladı böyle güneşten. Bir de o motor yani güneşte kalmıyordu. Yani sağa sola gidildiğinde. Bir de antenin sıcağı sağlam sıcak yani illa güneş görecek. Böyle durumlar var. Göstergeyi komple yeniden yenilemişler. Bu arada şöyle göstergeyi de açalım. Getroy. Dur kapatayım namussuzu da. Yeniden şöyle çek. Gösterge dehşet bir şey olmuş. Güzel olmuş. İçindeki edevatlar, cadlar, alırsanız burcalarsınız, öğrenirsiniz. Bunun uzunları da yanıyor bu arada. Gene aynı işte elciklerde çok bir şey değişiklik yok. Start stop gene var. Ondan sonra sinyalimiz çalışıyor. En gıcık ettiğim nokta. Bu nedir amına koyayım ya? Bunu bir açıklayın bakayım. Bu ne? Şöyle getir. Ver usta şimdi nevi. Bu amına koduğum malzemesi önceki PSX'te. Tamam mı? Şurası şöyle kesikli, bura ufak parçaydı. Bu belli olmuyordu. Basınca açıyordum, bagajımı koydum. Bu bura. Şu kısım çok çirkin duruyor. Arası bir de çok açık. Acayip adamı deli ediyor. Yani bu olmamış. Motorda en gıcık ettiğim olay bu. Bu ne ya? Bunu böyle ufak oluyor. Bu bir değil, elin değiyor. Hani atıyorum bazı durumlarda bu kendi açılıyor. Yol ederken bunu ne olacak bu? Dizin değiyor, mizin değiyor. Binerken dizin değiyor, açılıyor. Bu nedir? Önceden burası ufak olduğu için değmiyordu. Kenara değiyordu. Kurtarıyordu. Bura böyle kibardı. Bura böyle kibardı. Bu kocaman. Ya da buna bir anahtar gibi bir şey yapabilir mi? Yani onu geçtim de şu üst taraf olmamış abi. Bu üst tarafı olmaz. Onu kabul etmiyoruz. En nefret ettiğimiz taraflar. Ondan sonra bu siyah olaylar. Bunlara daha bir farklı bir materyal yapıp hani bunların toz olmasını, ağarmasını güneşten zaman atıyorum. 2-3 sene sonra geçmiş. Daha bunun 3 senelik motor, 4 senelik motor veya da ağarmış. Bu nedir ya? Adamı 10 sene mi, 15 senelik motor mu diyecek buna? Değil mi? Motorun etrafı böyle ışır ışır parlıyor, orası amının bok gibi duruyor. Akap bak geçmiş. Güneşten ağarmış. Tut. Doğru mu? Neyse. Ondan sonra şu anahtar kısmına gelelim. Bu kanser ediyor bizi bu. Anahtarı artık öyle takıp çevirmeli değil. Bu namussuz böyle. Bunu basıyorsun. Şurada bir kırmızı ışık var üzerinde anahtarın. Bak. Gözüküyorum namussuz. Şu an yeşil. Bu kırmızıya çevirdim ettim derdi. Yeniden yeşile yaktım ettim derdi. Bunlar bizi bayağı Honda Bay'sa anlattılar. Anlattılar. Biz anlamakta gücü çektik. Herkes anlamaksız sanki olmayabilir. Ama sanmıyorum yani bu bir belki üniversite mezunu, profesörden bile bunu bayağı zor onlar ya. Anlamayı geçtim, uygularken bile sıkıntı çeker. Ama gene güzel olmuş. Hani şey yapmayalım, bu biraz bizim kullanamadığımızın dolayı. Bu anahtarı da arkadaşlar şey yapıp da, bu bagajı atıp da buraya atıyor mu? Bu bagajı falan kendini kilitliyor kendiliğinden. Ondan sonra hapı yuttuk. Ne edeceğiz? Olmasın. Usta şöyle kontaklı bölümüne gel. Çevir şöyle. Şimdi bunu bir anlatalım. Bu bizi kanser etti. Şimdi bu namussuzu kapattık. Arkadaşlar şu motoru tamamen kilitliyor. Şu kontak. Bu ışık kırmızıya çevirdiğinde motor kilitleniyor. Bak ışık gitti. Bunu çeviremiyorsun ondan sonra. Çevirsen bile iş yapmıyor. Tamam mı? Olmuyor. Bunu yeşil kırmızı şu an. Yeşil aldığımızda yeşil. Buna bir sefer basıyoruz. Motor uyanıyor. Bunu uyandırmak gerekiyormuş. Motor uyandırmadan bu gene düğme çalışmıyor. Motoru uyandıracaksın. Dürteceksin. Kalk oğlum bakayım kalk. Gideceğiz der gibi. Sonra bunu çeviriyorsun. Çalışıyor. Ondan sonra iki frene birden basıyoruz. Bu genelde bu ilk PC zamanlarında çok oluyordu. Bu frenin ikisine birden basmadan bu düğme çalışmaz. İlk zamanlar çok yaşayan olmuştur bunu. Gülmeyin. Çünkü olmuştur yani. İleki başına gelen eski PC kullanıcılarından. Bunu frene basıyorsun ikisine bir. Basıyorsun çalışıyor bunu. O güzel. Ondan sonra en gıcık gittiğimiz konulardan biri. Motor illaki stop etmen lazım bu bagaj açmak için. Arkadaşlar öyle bir durum var. Atıyorum şu an motor çalıştı. Bu arada hiç ses yok makinede. Ayakla indirdik. Kapandı. Neyse onu geçtim. Motor çalışırken atıyorum. Bunu motor kapatmanız gerekiyor. Bu bağlaşma için. Bu duruma gelip de motoru şu da edevat durumuna gelip de buraya basarsanız depo kapağı açılıyor. Buraya basarsanız bagajımız açılıyor.
Ama motoru sürmemen lazım. Bir durum oldu. Yoldan geldin. 100 km yoldan geldin. Motoru kaldırman lazım. Altta bir şey var olacaksın. Nasıl olacak bu iş? Geldi açıkla. Doğru mu? Motor kalmaması lazım. Hararetli ya. Hararet biraz düşmesi lazım. Ama benim bol kalmam lazım. Telefon koydum, birini arayacağım. İlla kalmam lazım motoru. Nasıl olacak? İşin içinde çıkır meyveler var. Ha bunlar çok bas gözüküyor ama. Ya bu motorun isim etmemesi lazım. Hararet yükseldi. 100-150 km yoldan geldim ben. Değil mi? Olur. Bu arada muazzam bir bagajımız var. Gene anahtar takımı her motorda olan kendi orijinal. Bu anahtar takımları bazı arkadaşlar atıyor. Bu anahtar takımları motorun her yerine soğuyor şekilde üretiyorlar arkadaşlar. Atıyorum bir taraf 24'te bir taraf 13 oluyor. Böyle hani komik anahtarlar üretiyorlar. Motorun her yerine sökebiliyor. Çok güzel. Bunu kaybetmeyin. Çağlar çaldırma falan. O çağlar. Güzel bir bagajımız var. Ben seviyorum. İşte yağmurluk ya da güneşlik diyebiliriz. Ama böyle şeylere önem verir. Motoru gız gibi korur. Apa diyoruz. Bunu deli paraya aldı herhalde. 300 küsür lira mı ne aldı. Bunu alıyor. Şuradaki süngeri ayrıca gene para verdi aldı ha. Güzel. Bayağı çok hoşuma gitti ya. Yalnız işte bir gün dedim ya. Hangi namussuzdu bunun anahtarı ha. Bunu bastı. Bir gün ağa konuşurken telefonu dalmış. Bunun anahtarını içeri atmış. Kapatmış kilit. Haydi. Ondan sonra bunu kartıra alacağız diye uğraşmış. Böyle şeylere dikkat edin. Tabi bagajı da kıldırırsanız. Aynı şekilde öbür koltuk o şekilde. Güzel bir bagajımız var. Kapatıyoruz, kilitliyor. Hani kilitleyeceğin derdi yok. Çok güzel. Orijinal bir bagaj olmuş. Oturum güzel yanları var. Hacı abi kaç dakika oldu? 11. 11 dakika oldu. Tekniğe geç biraz. He? Teknik bilgilere. Teknik bilgiler. 12, 9 kilovat motor. 12.2 beygir çıkardım ben benim hesabımla. Dedim ya. 1 beygir 736 watt. Bu motor 9 kilovat. 9 kilovatta 9000 watt yapar. Bunun hesabını öğrettim. Bazıları yazmış ya biz bunun hesabını ne yapacağız? Yahu söylüyorum. Benim motor kaç beygirdi? Sorularım size. Motor kaç beygir? Yazıyor. 9 kilovat. 9 kilovat mı diyecek? Değil mi? Adam sana beygir soruyor. Hesaplayacaksın. 12.2 beygir. 12 beygir diyebiliriz ama ikisi de var. Küsuratı 2 nokta. Yani 12.2 beygir. Güzel. 130 kilo gibi bir ağırlığı var. Şey işte güzel. Bu motorun en güzel tarafı belki diğer markalarda Yamaha'da X-Max var. Biraz daha kaba. Bu çok kibar. Ama X-Max'ın gerçekten güzel bir çekişi var. Gidişi var. 2-3 kişi fark etmiyor. Güzel çekiyor. 250 go. Herhalde 500 de var herhalde bir. Güzel makine. Bunun rakibi yok diyebiliriz. Bu motorun en güzel tarafı da çok büyük kitleye hitap ediyor. En ufaktan en büyüğe kadar. Atıyorum öğrenci ya da miner. Hocam onunla eski kasası falan vardı. Eski kasası demiyorum aslında o kasa değil. O Dylan'dı. Dylan çok güzel modifiye oluyordu. Önce Dylan aslında dede motoru diyebiliriz. Böyle sağa sola şey motoru. Sonra Dylan bir patladı. Herkesin altında böyle gençlerin altında Dylan böyle. Bu da o kıvama geldi. Gençlere hitap ediyor. İhtiyar takımına hitap ediyor. Orta kitleye hitap ediyor. Aile. Şu çocuğunu bindiriyorsun. Enliğini biniyorsun. Arkaya da hanımı atıyorsun. İşte denize akıyorsun ya. Bu motorun öyle güzel şeyleri var. Arka bağcımız. Buraya böyle biniyorsun. Bunun arası açık olan model olsa olur muydu? Bilmem belki buraya gene bir piknik sepeti olabilirdi. Buna koyamayız. Ama güzel. Rahat. Çok rahat. Çok hiç ses yapmıyor. Frenler muazzamdan önce PX100'ler de güzeldi. PX125'i bilmiyorum. Kullanmadım ama aynıdır. Sadece beygir garibanlığı vardır PX125'te. Eski PX125'te. Bunu biraz güçlendirmişler. Güzel gidiyor. Ondan sonra diyeceğim bir şey yok. Eleştirilerinizi açıyoruz arkadaşlar. Eleştirin bizi. Sıkıntı yok. Dedik ya biz bu işin acemişiyiz. Sadece bir istek üzerine yapıyoruz bu işi. Diyeceğim çok da bir şey yok. Gösterge. Dur bakayım şu kilometre. Uyandırayım makineyi. Dedim ya dürtmen gerekiyor. Uyandırıyorsun. Ha oğlum geleceğiz. Uyandırdım makineyi. Kilometremiz. Ulan ben 100 kilometre yaptıydım. 412 kilometrede motor daha. Yakınlaştır. 412 kilometrede. İşte burada neyse bunlar detaylara girmeyelim. Buna girersek çıkamayız. Bunları alan adam kurcalasın amına koyayım ya. Ya da gitsin bayiye sorsun. Biraz eliniz daha aşağı altına kendiniz koyun. Bunlara şimdi anlatırsam hararetiydi, sinyaliydi, trip metresiydi, cartiydi, curtiydi. Ama eski PSX'e göre gösterge biraz değişik. Neyse. Cart curt. Başka. Ha şu ayaklıklar var ya çok güzel olmuş ya. Kapa diyorsun orada bir ayaklık yok. Hatta yanlışken geçen bir arkadaş
Ben buradayken benim buraya basma çalışıyor ayakla. Ne yapıyorsun dedim oğlum amına ya. Açacağım şunu. Çok güzel bir ayaklığı var. Kibar, işlevsel, sağlam. Ondan sonra bu arkaya kalktım güzel. Hatta kaldırayım. Çok güzel kalkıyor. Çok kolay kalkıyor. Bazı motorlar böyle uğraşırsın. Kaldıracağım diye uğraşırsın. Çok güzel kalkıyor. Kolayca iniyor. Kolayca kalkıyor. Hani yalan ya, şimdi motoru eleştirdik de yani eleştirilerimiz düzelsin diye eleştiriyoruz, bazı şeyler düzelsin diye. Motor aslında üniversitesine 100 olsan daha çok hoşumuza gitti. Belki ilerleyen zamanlarda ben bile alabilirim. Bunun bir de ileride hibrit modelleri, yani hem elektrikli hem benzinli araştırmalarımıza göre ondan sonra sadece elektrikli modelleri gelecekmiş. Gelirse bineriz ya, kullanırız değil mi? Güzel olur yani, sıkıntı olmaz. Ama Türkiye'ye herhalde bayağı bir zaman alır gelmesi. Türkiye'de biraz geç oluyor. Neyse arkadaşlar, kaçıyorum ben. Görüşürüz.